Son 2 haftadır search trilere bakıyoruz. Biliyorsunuz search trileri kullanma sebebimiz set ve map abstract data type'larının tüm operasyonlarını order log'n'de implement etmeye çalışmamızdı. Öncelikle binary search trilere baktık. Hatırlayacağınız üzere binary search trilerin tüm operasyonları order d'de çalışıyordu. Burada d depth of the tree. Binary search trilerin problemi neydi? Ağacın şekli ya da depth'i, tabii depth zaten şekile bağlı. Key'leri hangi sırada insert ettiğinize bağlı. Aynı key setini bir order'da insert ettiğinizde ağaç tam dengeli olabilir. Fakat başka bir order'da insert ettiğinizde çok dengesiz bir binary search tree elde etmeniz mümkün. Bu da bizim için iyi bir şey değil. Yani biz sonuçta on the average bütün operasyonların yaklaşık olarak log-n'de çalışmasını istiyoruz. Yani dengeli bir binary bir search tree elde etmek istiyorsunuz. Bunu çözmek için hatırlıyorsanız ikinci baktığımız search tree AVL tree'ydi. Bunlar height balanced binary search tree diye geçiyor. Sonuçta AVL tree bir binary search tree fakat height balanced. Hatırlayacağınız üzere depth'i AVL tree'lerin depth'inin order log-n olması garanti ediliyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Her insertion'dan sonra ağaçta eğer bir dengesizlik varsa ağaçta belli rotasyonlar gerçekleştirerek ağacı dengeli hale getiriyorduk. Bu sayede depth'inin log-n olmasını garanti ediyoruz. Depth'e log-n ise tüm operasyonlarda worst case'inin log-n olması garanti ediliyordu. AVL tree'lerin problemi neydi peki? Rotasyon gerçekleştirebilmeniz için, yani ağacın dengeli olup olmadığını anlayabilmeniz için her nodda bir height tutmanız gerekiyordu. Yani her nodun height'ını bilmem gerekiyor ki bir nodu insert et, yeni bir node insert ettiğimde insertion path üzerinde geriye doğru giderken o height'lara bakarak ağacın dengesinin bozulup bozulmadığına karar vereceğim. Dengesi bozulduysa da hangi tip rotasyon yapmam gerektiğine karar verip o classification'dan sonra gerekli rotasyonları yapıyordum. Bu da waste of space demek. Yani sonuçta her bir nodda bir height tuttuğunuzda ki height'ı geçen hafta verdiğim implementasyonu hatırlayın. 4 byte'lik bir integer olarak tanımladım orada. Sonuçta n tane nodunuz varsa 4 çarpı n yani integer'ların 4 byte olduğunu kabul edersek 4 çarpı n byte'lik space waste ediyorsunuz. Şimdi sorumuz şu. AVL tree'ler aslında çok güzel tree'ler. Sonuçta height balance yani order log-n'de çalışıyor. Fakat space waste ediyoruz. Bir height diye bir variable tutmamız gerektiği için. Bunu perfectly balanced tutmaya çalıştığımız için. Acaba height'a ihtiyaç olmadan on the average AVL performansı veren yani on the ne diyelim expected performansı log-n olan fakat height gerektirmeyen bir binary search tree tasarlamak mümkün mü? Evet, buna splay tree diyorlar. Bu hafta buna bakacağız. Splay tree'ler bir binary search tree aslında. Yani binary sonuçta bu da bir binary search tree. Fakat özelliği ne? Bunlar AVL tree'ler gibi her zaman tam dengeli değiller. Biz bunların her zaman tam dengeli olmasını istemiyoruz. Çünkü her zaman tam dengeli yapabilmeniz için işte height gibi bir ekstra bilgi tutmanız gerekiyor. Peki ne yapacağız o zaman? Biz bunların on the average dengeli olmasını istiyoruz. Bu sebeple bunu gerçekleştirebilmek için şunu yapıyorlar. Search ve insertion operasyonlarından sonra yani ben sadece search için göstereceğim ama insertion da eklenebilir buna. Ağacı rotasyonlarla dengeli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de iki şey gerçekleştiriyoruz aslında şu heuristiğe bağlı olarak. Birincisi bir key'i access ettiğinizde yani onu insert ettiğinizde veya search edip de bulduğunuz zaman bir node'u bunu rotasyonlarla şeye kadar çıkartıyoruz. Root'a kadar çıkartıyoruz. Bu sayede hem iki şey gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem access ettiğimiz nodu root'a kadar çıkarttığımız için aynı key'ye bir daha access edildiğinde onu root civarında yani ağacın tepesinde bulma ihtimaliniz var. Böylece ikinci defa aynı key'yi search edildiğinde çok çabuk ulaşma ihtimalimiz doğuyor. İkinci olarak da bu nodu yukarı doğru çıkartırken rotasyon gerçekleştireceğimiz için ağaç aşağı yukarı dengeli hale geliyor. Peki bir nodu access ettikten sonra root'a çıkartmanın avantajı ne? Dediğim gibi bir daha bunu access edilirse çabuk bulabilmek. Buradaki mantık aslında caching mantığıyla aynı. Bu caching'de hardware dersinde göreceksiniz. CPU ne yapıyor? Son access ettiği variable'ları memory'den cache'e getiriyor.
Böylece bir daha onu access ettiğinde tekrar memoriye gitmeyip cache'den bulabilsin diye. Bunu da şöyle düşünün. Mesela bir film sitesi düşünün. Film sitesinde genellikle çok hot olan, yani herkesin seyrettiği filmler olur. Siz onları bir binary search diye tuttuğunuzu düşünürseniz ağacın en üstünde olmasını istersiniz. Çünkü onlar bir nevi hot objects. Yani objects that everybody is accessing, right? Bu durumda siz onları çok çabuk ulaşmak istersiniz. Ama kimsenin ulaşmadığı ya çok az insanın eriştiği bilgilerin ağacın aşağılarında olmasını istersiniz. Çünkü onlara zaten kimse ulaşmadığı için onlara ulaşmak istediğinizde bile çok uzun bir yol izlemeniz çok sorun olmaz. Ama çok access edilen bilgilerin ağacın en üstünde. Çünkü sonuçta böyle bir ağacı piramit olarak düşünün. Binary Search Tree'yi. Piramidin en üstünde olmasını istersiniz ki root'tan, piramidin tepesinden başladığınızda çok çabuk bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Onun için SpreadTree bu iki işi birden gerçekleştiriyor. Hem recently access edilen nodları root'a taşıyor. Yani root'a doğru taşıyor ve böylece onlar ağacın tepesinde oluyorlar. Ve ikinci, üçüncü access'lerini çok çabuk bulabiliyoruz. İkinci olarak da bunları yukarı doğru taşırken rotasyon gerçekleştiriyoruz. Ve bu rotasyonlar sayesinde ağaç hemen hemen dengeli hale geliyor. Şimdi örneğe bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Şu örneğe bakalım. Diyelim ki şöyle bir binary search tree'imiz var. Biz burada 12'ye access ettik. Yani search ettik ya da find operasyonuyla 12'yi bulmamız istendi. 12'ye giden yol hangisi? 15, 6, 12. Şimdi buraya geldiniz. Aslında AVL tree mantığıyla düşünürseniz bu bir nevi left right imbalance gibi düşün. Yani burada bir imbalance, bu bir AVL tree değil bu arada. Çünkü şuraya bakarsanız 15'in sol tarafının depth'i 1, 2, 3, sağ tarafınki 1. Dolayısıyla bu aslında artı 2'lik bir balance faktöre sahip. Bu bir AVL tree değil. Ama yapacağımız şey şu. Sol sağa gittiğimiz için burada double rotasyonla 12'yi yukarı çıkartacağım. Benim amacım burada 12'yi root'a çıkartmak rotasyonlarla. Yapacağım şey aslında AVL tree'de yaptığım double rotasyon. Önce burayı döndüreceğim. Sonra da burayı döndüreceğim. Bunu yaptığınız zaman bakın ağaç neye dönüyor. Bakın hem 12 yukarı çıktı. Root'a geldi. Bir daha 12 access ettiğimde order one'da hemen bulup döneceğim. İkinci olarak da ağaç burada. Dengesiz bir ağaç. Perfectly balanced hale geldi. Right? Onun için bu iki işi birden gerçekleştirdik. Yani buna splay operasyonu diyeceğiz. Splay yaparken dikkat ederseniz hiç düşünmedim. Bunların içinde ekstradan bir height vesaire tutmuyorum. Zaten implementasyonunu size vereceğim bunun. Splay'de direkt gittiğim yola bakacağım. Yani nasıl splay edeceğime karar vermek için gittiğim yola bakacağım. O yolda eğer sol sağ yaptıysam bu bir zigzag diyeceğiz bu operasyona. Double rotasyon gerektirecek. Onu yukarı çıkartmak için. SpreadTree'ler ne yapıyordu? İki şeyi birden gerçekleştiriyordu. Son access edilen nodu root'a çıkartıyor. Böylece hot potatoes diyelim. Onlar tree'nin üstünde. Yani bu piramit demiştik. Piramidin en üstünde duruyorlar. İkinci olarak da ağacı hemen hemen dengeli hale getiriyor. Şimdi SpreadTree'de rotasyonlar nasıl tanımlanıyor? Bir onlara bakalım. Diyelim ki X bizim son olarak access ettiğimiz node. Bunu insert ettiğimiz olabilir, delete ettiğimiz olabilir, search ettiğimiz olabilir. Ben daha çok search üzerinden gideceğim. En son access ettiğimiz node X olsun. Sonuçta X şu case'lerden birine düşmek zorunda. X'in bir parent olabilir, grandparent olmaz. Buna zig operasyonu diyeceğiz. Root'tan sola gitmişsiniz. Zig, bir kere sola gittik. İki defa sola gitmiş olabiliriz. Root, left, left. Buna zig zig diyeceğiz. Grandparent, parent, X. X'e ulaşmak için grandparent, parent, X'e giderken left right yapmış olabiliriz. Yani zigzag. Diğerleri üçü ise simetrik operasyonlar. Grandparent, parent, X'e giderken grandparent, right, left. Yani zigzag gitmiş olabiliriz. Zigzag gitmiş olabiliriz. Veya root X olabilir. Yani grandparent yoktur. Parent X, o da zag operasyonu diyeceğiz buna. Dolayısıyla bunlar altın 6 case, aslında 3 case var. Üçü de simetrik olan case'ler bunlar. X buradaysa parent, grandparent bu 6 case'den birine düşmek zorunda. Şimdi bu her 6 case için rotasyonlar tanımlayacağız. Bizim amacımız X'i buradan grandparent'ın olduğu yere çıkartmak. Sonuçta X'e access ettiğimizde buradaysa bir level çıkacağız. Çünkü sadece root var. Buradaysa 2 level yukarı çıkacak. Bunların hepsinde 2 level. Sadece şu zig ve zag case'lerinde grandparent olmadığı için 1 level üste çıkıp root'a gelecek. X amacımız bu. Şimdi bakalım bu rotasyonları nasıl gerçekleştiriyoruz? Birinci bakacağımız işlem zig. Sonuçta root var. 15.
X access ettiğiniz nod root'un solunda. Zig o demek. Root'tan sola gitmişsiniz bir tane. Bunu root'a getirmek için ne yaparsınız? Bir tane single rotation to the right yaparsınız. Bu AVL tree'deki left left imbalance'a denk geliyor hatırlarsanız. Çünkü burada pivot'un solunun solunaydı o. Burada da bit single rotasyon gerçekleştiriyorduk onu resolve etmek için. Aynı şeyi burada yapacağız. Parent X single rotasyon yaptığınızda X yukarı çıkar. 15-18 aşağı iner. Geri 3 zaten 6 ile beraber gelir. 12 kalır. 12'de 15'in soluna bağlayacaksınız. Bu basit bir single rotasyon. Onun için sağa doğru bir kere döndürdünüz. X root'a çıktı. You are done. Gördüğünüz gibi. Zig basit. Zag'de bunun simetri olacak. Unutmayın. Operasyonları yani aslında 3 operasyon göstereceğiz. Öteki 3 operasyon bunların simetrikleri olacak. Zig'e bakarsanız burada grandparent yeşille gösteriyoruz. Parent ve X. 3 var. Parent var. Grandparent var. Burada left left gibi düşünün bunu. Buna zigzag operasyonu diyorlar. Şimdi amacımız X'i 3'ü X'i yani şeye çıkartmak. 15'in olduğu yere çıkartmak. Dolayısıyla 2 defa yukarı çıkartmamız lazım. Buradaki operasyonda dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunu tanımlarken şöyle tanımlamışlar. Öncelikle parent grandparent arasını döndürüyorsunuz. Yani önce burayı döndürüyorsunuz sonra burayı döndürüyorsunuz. Halbuki tersi de yapılabilirdi. Yani önce burayı döndürüp 3'ü bile seviye yukarı çıkartıp sonra burayı döndürüp 3'ü yukarı çıkartılabilirdi. Fakat bu önemli. Bunu tanımlayanlar yani bu tree'yi tanımlayanlar öncelikle grandparent parent arasını döndürmüşler birinci rotasyon olarak. Sonra bunu yapınca 3 bir seviye yukarı çıkıyor. Bakın bunu şuradan grandparent parent arasını bir kere döndürdüğünüzde ne olur? 6 yukarı çıkar. 15 ile 18 sağa iner. 12 de 15'in soluna gelir. Bu birinci rotasyon sonrası. Şimdi 3 bir seviye yukarı çıktı. Bir daha döndürün bunu sağa doğru. Şimdi artık parent ile x arasını döndürüyorsunuz. Zig right. Bu sefer 3 yukarı çıkar. 6, 15, 12 sağa gider. 4 de 6'nın soluna gider. Şu şekilde gelir ağaç. 3 de yukarı çıkmış olur. Tersini de yapabilirdik dediğim gibi. Ama böyle tanımlamışlar. Bunu onun için aklınızdan çıkartmayın. Öncelikle parent grandparent arasını döndürüyorsunuz. That's rotated first rather than doing parent x. Bu önemli. Çünkü bunu bazen soruyorum. Öğrenciler kafalarına göre rotasyonlar tanımlıyorlar. Öyle değil. Yani burada nasıl tanımlandıysa soru sorduğumuzda da bu şekilde yapacaksınız. Şimdi ikinci rotasyonumuz bu. Zigzag. Öncelikle parent grandparent arasını döndürüyorsunuz. Sonra da x ile parent arasını döndürüyorsunuz. Böylece x 2 level yukarı çıkmış oluyor. Üçüncü rotasyonumuz zigzag. Bu da az önce gösterdiğimiz örnekte vardı. Grandparent burada. Parent grandparent'ın solunda. X ise parent'ın sağında. Yani bir nevi left right zigzag yapmışız. Burada 12'yi x'i yukarı çıkartmak için double rotasyon yapıyoruz. Yine öncelikle bu sefer parent x arasını döndürüyoruz. Sonra da grandparent ile parent arasını döndüreceğiz. Şimdi bu birinci rotasyonu yaparsanız şu kısmı zig left yaparsanız zag left yaparsanız 12 ne olur? Yukarı çıkar. 6, 3 sola gelir. 14, 12 ile birlikte gelir. Geriye 10 kalıyor. Onu da altının sağına bağlamamız lazım. Şimdi 12 bir seviye çıktı. Şimdi de zig right yapın. 12'yi bir seviye daha yukarı çıkartacağız. Bunu çarptığınızda şu hale gelir. Bu zaten ilk verdiğimiz örnekte. Gördüğünüz gibi 12 hem yukarı çıktı hem de ağaç perfectly balanced hale geldi. Bu AVL tree'deki LR imbalance correction'la aynı aslında. Önce şimdi 3 operasyonu da tanımladık. Zig, zigzag ve zigzag. Geriye kalan operasyonlar yani zagzig, zagzag ve zag ise bu gösterdiğimiz 3 operasyonun simetrik operasyonları. Aynı AVL tree'de olduğu gibi. Şimdi şuraya bakalım. Zagzig'de ne olacak? Grandparent'tan sağa gideceğiz. Parent'tan sola gideceğiz. Zagzig yapmamız gerekiyor. Burada nasıl correction yapacağız? 17'yi 2 seviye yukarı çıkartmam için önce double rotasyon yani 17 parent arasını döndüreceğiz. X ile parent arasını 17-20 bunu sağa doğru döndüreceğiz. Bunu sağa döndürdüğünüzde ne olur? 17 yukarı çıkar. 10-20 ile 30 sağa iner. 18 boşta kalır. Onu da 20'nin soluna bağlarsınız. Sonra 17'yi root'a çıkartmak için bir seviyede sola döndüreceksiniz. Bir seferde 17 yukarı çıkar. 15 ile 16 buraya gelir. Şu 16 kalıyor geriye. 16'yı da 15'in sağına bağlarsınız. Yine bakın perfectly balanced bir tree elde ettik. Peki 5. operasyonumuz zigzag. Bu da zigzag'in simetriği. Burada da grandparent'tan sağa gitmişiz. Parent'a gitmek için parent'tan bir daha sağa gitmişiz.
X'e ulaşmak için. Yine burada parent grandparent arasını ilk başta döndürüyoruz. Yani önce şurayı döndürüyoruz, sonra burayı döndüreceğiz. Ters de define edilebilirdi. Bunu hep söylüyorum. Çünkü bu çok sorulan bir soru. Niçin burayı değil de burayı yapmış? Bunu tanımlayan, yani bu data structure'ı tanımlayan kişiler böyle tanımlamışlar. Önce burayı döndürüyorsunuz, sonra burayı döndürüyorsunuz. Bunun sebebini bilmiyorum. Bu muhtemelen pratik olarak yaptıkları deneylerde bu tür bir rotasyon yaptıklarında ağacın daha dengeli hale geldiğini görmüşlerdir. Benim tahminim öyle. Yoksa yani correctness açısından burayı da önce döndürüp sonra burayı da döndürebilirdik. Yani correctness açısından bir şey yok. Muhtemelen performans açısından önce grandparent parent arasını döndürmenin daha iyi olduğunu gördükleri için böyle tanımlamışlardır. Bu benim tahminim. Yani bunun cevabını açıkçası bilmiyorum. Baktığımızda önce ne yapacağız? 15'te 20, yani grandparent parent arasını döndüreceğiz. Dolayısıyla 20 yukarı çıkacak. 15, 6 sola gidecek. 17'yi de 15'in sağına bağlayacağız. Sonra bir daha sola döndüreceğiz. Çünkü bizim amacımız x'i root'a çıkartmak. Bir daha döndürdüğünüzde de ağaç şu hale gelir. Son operasyonumuz zerg operasyonu. Orada grandparent yok. Yani root var. Parent. X de onun sağ çocuğu. Bunu 15 yukarı çıkartmak için bir tane sola döndüreceksiniz. Buna zerg left demiştik. 15 yukarı çıkartırsanız ağaç şu hale gelir. Gördüğünüz gibi 6 tane operasyonumuz var. Hepsi de çok kolay bir şekilde implement edilebilir. Şimdi birkaç tane örneğe bakalım. Diyelim ki şöyle bir binary search tree'niz var. 40'a access ettiniz. 40'a access ederken, yani find ederken ne yapıyorsunuz? Öncelikle root'tan başlayarak 40'a giderken yol üzerinde olan nodları bir siteye push edeceğiz. Aynı AVL tree'de olduğu gibi. Çünkü bu nodu bulduktan sonra geriye doğru gidip splay operasyonlarını gerçekleştireceğim. Bunu yapabilmem için hangi nodlara nasıl ulaştığımı bilmem lazım. Yani backup edebilmem için bunları stack'te tutmam lazımdı. Şimdi 40'ı bulduk. 40'a geldiniz. X burası. Parent nerede? Bakın parent burada, maviyle gösterdim. 50. Grandparent de burada. Hemen classify edelim bunu. Ne tür bir rotasyon yapacağız? Bakın bu bir zigzag. Grandparent'ten sola gitmişiz. Parent'ten bir daha sola gitmişiz. Yani zigzag gitmişiz. Bunu nasıl düzeltiyorduk? Şimdi bizim amacımız ne? 40'ı 2 seviye yukarı çıkartmak. Öncelikle bakın burayı döndürüyorduk. Grandparent parent arasını şurayı döndürüyoruz. Daha sonra parent'la x arasını döndürüyoruz. Burayı ikisini birden döndürdüğünüzde şu çıkacak. Ben hani iki step'i birden göstermişim burada. Şimdi 40'a buraya getirdiniz. Ama bizim amacımız ne? 40'ı root'a kadar götürmek. Hala işimiz bitmedi. Yine aynısını yapacağız. X burada. Şimdi parent burada. Grandparent burada. Yine classify ediyoruz. Bakın yine zigzag var. Dolayısıyla önce burayı, sonra burayı döndüreceğiz. Ve ağacımız şu hale getirecek. Bakın bayağı bir imbalanced bir ağaçla başladık. 40'ı yukarı çıkartırken gerçekleştirdiğimiz rotasyonlar sayesinde ağaç en azından biraz daha dengeli hale geldi. Zaten splay tree'nin amacı o. Ne dedik? Hem access ettiğiniz nodları, yani hot potatoes diyelim onlara, insanların çok access ettiği nodları root'a doğru getirmek, hem de root'a doğru getirirken rotasyonlar sayesinde ağacı almost balanced hale getirmek. Perfectly balanced değil. İkinci olarak örneğimizde 60'a access ediyoruz. 40'tan 70'e, 50'ye, 60'a geldiniz. Şimdi x, parent, grandparent. Bunu nasıl bir şey gerekiyor? Rotasyon gerekiyor. Bakın burada left right gidiyorsunuz. Yani zigzag gidiyorsunuz. Zigzag olduğu için bunu iki rotasyon gerekiyor. Önce parent, grandparent, parent x arasını gerçekleştireceğim. Şurada rotate edeceğim. Daha sonra 50 ile 70 arasını şey yapacağım, rotate edeceğim. Yani şurada bir rotasyon gerçekleştireceğim. Bu AVL tree'deki left right imbalance gibiydi hatırlıyorsanız. Birinci rotasyonu gerçekleştirirseniz 60 burada yukarı çıkar. 50-45 sola gelir. 55 50'nin sağına bağlanır. 65'te 60'da birlikte gelir. Bir daha döndürürseniz 60 yukarı çıkar. Şu kısım zaten direkt sağa gider. 65 kalıyor. 65'i de 70'in soluna bağlayacağız. Şimdi 62 seviye çıktı yukarı. Fakat hala root'ta değil. Yine classify edeceğim. Nasıl bir rotasyon yapacağım? Bakın burada grandparent yok artık. Parent ve x var. X nerede? Parent'ın sağında. Yani bir tane zag yapmışız. Dolayısıyla single rotasyon gerekecek. Bir kere sola döndürdüğünüzde burada 60 yukarı çıkar. 40 ile 30 sola gider. 50 ve şu kısım direkt 40'ın sağına bağlanır. Şu hale gelir. Sonuçta bakın şuradan başladık. Buraya geldik. 60'ı yukarı getirirken bayağı dengeli bir ağaç elde ettik. Diğerlerini artık siz yapabilirsiniz. Mesela 45'e access edin. Ne yapacaksınız?
40, öncelikle 60, 40, 50, 45. 45 burada olduğu için zig yapmışız. Burayı döndüreceksiniz. Sonra burayı döndüreceksiniz. 45 iki seviye çıkacak. Sonra da zig yapacaksınız. Zig yapmışız 60, 45. Bir de sağa döndüreceksiniz. Bu sayede 45'i en yukarıya kadar getireceksiniz. Başka bir örnek. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi bir MT3'ye insert edip sonra da 7'ye access edin. Display tree'den kastımız tabii yani binary search tree with display operations. Bunu kendiniz egzersiz olarak yapın. 6 tane dediğim gibi rotasyon var. O rotasyonlara göre ağacı şeyleri tanımlayabilirsiniz. Bir access ettiğinizde o nodu nasıl yukarı çıkartacağınızı karar verebilirsiniz. Ben şu ana kadar display operasyonlarını sadece find ya da search işleminde gerçekleştirdim. Fakat biz bunu insert ve delete'den sonra da yapabiliriz. Yani insert'ten sonra sonuçta yeni bir node insert ediyoruz. Bunu root'a kadar getirebiliriz. Sonuçta insertion path'e bizim elimizde. Insertion path'ini bir siteye push edersiniz. Node'u insert ettikten sonra x en altta. Şimdi şeyden back up the tree right towards the root. Ve gerekli rotasyonları yaparak insertion'dan sonra da spray'i gerçekleştirebilirsiniz. Delete'den sonra da gerçekleşebilir. Sonuçta delete'de x'i siliyorsunuz ama sildiğiniz node'a kadar çizdiğiniz bir rota var. Right root'tan başlayarak x'e ulaşmak için bir path takip ediyorsunuz. O path'ten geriye doğru gelerek yine spray operasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Bu çünkü buradaki observation şu. Ne kadar çok rotasyon gerçekleştirirseniz ağacınız aslında o kadar dengeli hale geliyor. Yani buradaki basic premise bu. Aynı şekilde search'te, unsuccessful search'te de yapılabilir. Şimdi search ettiniz, x'i arıyorsunuz. Sonuçta x ya success, x'i ararken ya successful bir şekilde bitecek, bulacaksınız modu. Ya da leaf'e kadar geleceksiniz, diyeceksiniz ki şey yok, bu aradığımız x burada yok. Yine splay yapabiliriz, unsuccessful olmasına rağmen. Çünkü splay'de bize lazım olan izlediğimiz yol. O rota elimizdeyse ki elimizde, siteye push ediyoruz onları. Yine stack üzerinde backtrack ederek geriye doğru successful da olsa, unsuccessful da olsa search'ümüz rotasyonları gerçekleştirebiliriz. Ben sadece size verdiğim kodda find'da successful search'da yaptım. Fakat bu söylediklerim hepsi için kodu çok basit değiştirerek splay operasyonunu gerçekleştirebiliriz. Şöyle bir özetleyecek olursak splay tree'leri. Örneklerde de göreceğiniz üzere rotasyon yapmak ağacı almost balanced hale getiriyor. Burada splay'den kastımız o. Yani rotasyon yaparsanız ağaçta insertion, deletion, search'lerden sonra ağacınız almost balanced hale geliyor. Perfectly balanced bir tree değil. Yani bu AVI tree'de olduğu gibi log'n yani worst case log'n'i garanti etmiyor her operasyon için. Neyi garanti ediyor peki? Average case running time'ının log'n olduğunu garanti ediyor. Bu şu demek. Bir tane operasyon aslında çok fazla zaman alabilir ama on the average m tane operasyon üzerinden bakarsanız m tane operasyonun alacağı zaman m log n yani m tane operasyon gerçekleştiriyorsanız bir splay tree'de her operasyondan sonra da splay yaptığınızı kabul ederseniz ki düşünün splay yani rotasyon operasyonu aslında size running time olarak sadece iki katına çıkartıyor. Bir aşağı iniyorsunuz bir path üzerinde sonra o path üzerinde yukarıya doğru çıkıp splay yani rotasyonlar gerçekleştiriyorsunuz ve her rotasyon aslında orada bir de gerçekleştiriyor. Birkaç tane pointer adjust ediyorsunuz orada. Dolayısıyla m tane operasyon m log n'de çalışıyor. Yani amortized running time ya da average running case running time diyelim biz buna. Her operasyonun average running time'ı log'n oluyor. Böylece hani tek operasyon belki bazen order'n çekiyor. Çok fazla zaman alıyor. Fakat ondan sonra gelen operasyonlar çok kısa çektiği için toplam zamana baktığınızda bunu en fazla m log'n çektiğini görüyorsunuz. Böylece ağaç height'a gerek kalmadan, AVL tree'deki height field'ına gerek kalmadan hemen hemen AVL tree gibi performans veren bir ağaç elde etmiş oluyorsunuz. Eğer rotasyonları yani splay operasyonlarını yapmasaydım regular binary search tree'yi kullansaydım o zaman running time'ımız total running time'ımız order m çarpı n kadar olabilir. Çünkü worst case'i binary search tree'ye biliyorsunuz her operasyonun order n. Ama splay operasyonları gerçekleştirdiğiniz için bu ağacı hemen hemen dengeli hale getirip ortalama running time'ın operasyonlarımızın log'n hale getiriyor. Splay tree'ler bu kadar. Çok basit gördüğünüz gibi bir binary search tree'yi alıp splay operasyonuyla extend ediyorsunuz.
Ben splay tree kodlarını, yani splay operasyonunu sizin için implement ettim. Bu kodu size vereceğim. Bakın bu bir binary search tree sonuçta. Splay tree normal bir binary search tree. Hiçbir özelliği yok. Sadece splay diye bir operasyon ekledim. Bu bir nodu bulmak için veya insert ederken veya delete ederken izlediğimiz path'teki nodları stack'te tutuyorsunuz. Onu söylemiştim. Sonra bunu çağırıyorsunuz. Nasıl AVL tree'de normal binary search tree insertion yapıp daha sonra balancer ya da balance diye bir fonksiyon çağırıp ağacı dengeli hale getiriyorduk. Aynısını yapacağız. Tek farkı ne? Buradaki implementasyonda binary search tree node'a bakarsanız bu bir regular binary search tree node. Burada bir height vesaire tutmuyorsunuz. AVL tree implement ederken AVL tree node'da ekstradan key left ve right field'ların yanında bir de height tutmam gerekiyordu. Burada ona gerek yok. Sonuçta splay tree is nothing but a binary search tree. Sadece insertion deletion'lardan sonra bir splay fonksiyonunu çağıracağız. Ben sadece bunu search için yapacağım. Siz isterseniz diğerleri için extend edin. Şimdi şeye bakarsanız find operasyonuna. Find operasyonunda ne yapıyoruz? Stack tutacağım ben. Çünkü nodu bulana kadar izlediğim yani nodu ulaşırken yol üzerindeki nodları bir stack'te tutacağım. Stay'i burada tanımladım. Bakın P root'tan başladı. While P öncelikle stay'e push ediyorum bunu. Bulduysam eğer splay yapıyorum bakın öncelikle. Node'u buldunuz. Splay yapıp true döndürüyorum. All successful search'te de yapabilirdim bunu. Sonuçta pet elimde. Direkt splay S desem all successful search'te de bu çalışır. Fakat ben bunu yapmadım. Ben sadece successful search'te yaptım. Dediğim gibi bu çok varyasyonları yapılabilecek bir şey. Yani sonuçta elinizde splay operasyonu varsa splay'i burada da çağırabilirsiniz. Minimumdan sonra da çağırabilirsiniz. Maksimum sonradan sonra da çağırabilirsiniz. Insertion'dan sonra da çağırabilirsiniz. Deletion'dan sonra da çağırabilirsiniz. Bottom line şu splay operasyonu elinizde. Sadece o pet'e, o node'a ulaşmak için pet üzerindeki nodları bir siteye push ederseniz direkt splay çağırabilirsiniz. Splay burada. Yani binary search tree'den tek farkı şu operasyon. Şu. Rotasyonları gerçekleştirdiğim kaç satırlık? 85 ile şu şeyi kaldıralım. 85 ile 15. Demek ki 60 satırlık yani 50-60 satırlık bir rotasyon kodundan bahsediyoruz. Burada ne yapacaksınız? 6 tane case'imiz vardı. X, P ve grandparent olarak. Bunları GP ve X demiştim şeyde slide'larda. Grandparent, parent, X elinizde. Şimdi 6 tane case var. O 6 tane case'i classify edeceğiz. Ondan sonra gerekli rotasyonları gerçekleştireceğiz. Şimdi grandparent nalsa bu ya zig'dir ya da zag'dir. Zig olması için ne gerekiyor? Grandparent null olduğuna göre. Eğer x parent'ın left'i ise bu bir zig'dir. Yok eğer değilse yani ya left'idir ya right'idir zaten. Grandparent null x de parent'ın left'i ise zig. Eğer x p'nin right'i ise zag. Bakın zig'i handle etmek için single rotation to the right yapıyorduk. İki tane pointer adjust ediyorsunuz. Bunları elinizde kendiniz çizin bakın niçin böyle olduğunu. Bakın iki tane pointer'la rotasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Aynı şekilde sola doğru döndürdüğünüzde de yani zag operasyonunda sola döndürüyorsunuz. Bu da bunun simetriği zaten. Onun için burada left gördüğünüz yere right, right gördüğünüz yere left yazıyorsunuz. Kod direkt simetrik zaten demek o demek. Direkt aynı kodu sadece left ve right'ları yer değiştiriyorsunuz. Bu da sola döndürmek için. Single rotation to the left. Daha sonra double rotasyon gerektiren 4 case. Mesela zig'i düşünün. Parent ne olacaktı? Grandparent'ın left'i. X de parent'ın left'i. Yani left gitmişsiniz. Zig. Burada 4 tane pointer adjust ediyorsunuz. Bunun şeyi zigzag. Yani sola geldiniz. Şimdi sağa gidiyorsunuz. Zigzag. Yine 4 pointer adjust ediyorsunuz. Daha sonra X parent'ın right'ı. Grandparent'a parent'ın grandparent'ın right'ı. Yani zigzag. 4 pointer adjustment. Aynı şekilde de zigzag o da 4 pointer adjustment. 6 case'i böylece handle ediyorsunuz. Bütün şey burada. Yani bunu dediğim gibi tabii ki en sonunda şey adjustment'ı yapmak zorundasınız. X root'a kadar geldiğinde. Eğer sonuçta amacımız bütün rotasyonlar sonucunda bulduğunuz X nodu root'a kadar çıkartmak. Onu çıkarttığınız zaman root eşittir X demeniz gerekiyor en sonunda. Bu kodu inceleyin. Yani burada 6 tane rotasyon tanımlamıştık. Bu 6 tane rotasyon için 50-60 satırlık bir şey yapıyorsunuz. Rotasyon kodu yazıyorsunuz. Onun için tekrarlayalım. Splay tree aslında bir binary search tree with some rotations. Right? Böyle tanımlamışlar.
Yaptıkları eksperimentlerde de bu rotasyonların ağacı çok dengeli hale getirdiğini görmüşler. Ben bunu burada test eden bir kod yazdım. Test display tree diye. 15, 6, 18, 3, 12, 10 ve 14. Bu slaytlarda gösterdiğim x şey örnek şu. Şu ağaçla başlıyorum. Şu. 15, 6, 18, 3, 12. Yanlış hatırlamıyorsam bu. Bir daha bakalım. 15, 6, 18. Burada 18 de varmış. 3, 12, 10, 14. Şimdi bunu şöyle bir print edelim. Çalıştırayım ben size. Bunu yaptınız. Ağacı kendiniz bakın. Zaten ağacı burada level by level print ettim ki görün. 15 root'ta solunda 6, sağında 18 var. 6'nın solunda 3, sağında 12 var. 10'da 12'nin çocukları olması lazım. Yani 10 ve 14, 12'nin solunda ve sağında olması lazım. Şimdi level by level buradan görüyorsunuz. Burada ne yapmışız? Birinci bu şu andaki şey initial ağaç bu. Bakın ben insertionlardan sonra splay yapmadım. İsterseniz siz onu da yapabilirsiniz. Ben yapmadım. Sadece bunu görebilmek için. Şimdi search ettim 12'yi. Yani şurada 12'yi search ettiniz. 12'yi search ettiğinizde ne gerekecek? Bunu classify edeceksiniz önce 12'yi buldunuz. Çünkü 12'ye ulaşmak için 15'in soluna 6'ya oradan onu sağına geleceksiniz. Oysa left right yapıyorsunuz. Left right yaptığınıza göre bu bir zigzag. Zigzag'ı 12'yi yukarı çıkartmak için önce alt tarafı rota bir kere şurada döndüreceksiniz. Sonra bir de grandparent parent arasını döndüreceksiniz. Bakın rotasyonlardan sonra 12 root'a çıktı. Zaten amacımız o. 12'yi search'ten sonra root'a çıkartmak. Ağacımız 12'nin solunda 6, sağında 15, 6'nın solunda 3, sağında 14, 15'in solunda 14, sağında 18. Perfectly balanced hale geldi. Bakın şuradaydı. Şöyleydi ağaç. Şimdi search'ten sonra hem 12'yi yukarı çıkarttınız hem de ağacı perfectly balanced hale getirdiniz. Daha sonra 3'ü search etmişim. Burada her birinde amacım farklı şeylerin oluşmasını sağlamaktı. Mesela 12'den sonra zigzag splay gelecek. 3'ten sonra zigzag gelecekmiş. 5'te 6'da zag gelecekmiş. 14'te zigzag splay then ondan sonra zag. 3. seviyedeymiş bu. Burada zigzag geliyormuş. Burada da zigzag ondan sonra da zigzag geliyormuş. 4 seviye aşağıda demek ki. Bunların her biri için bunu çalıştırın. Elinizle oturun. Bu şeylerin, ağaçların nasıl rotasyonlara uğradığını anlamaya çalışın. Bu kodu dediğim gibi size verdim. Çok da yani bu normal binary search tree kodunun hepsi hemen hemen aynı kodu. Sadece splay operasyonuyla bunu extend ettik. Ve bu sayede on the average log bütün operasyonların on the average log n'de çalışmasını garanti etmiş oluyorsunuz.